içinde onunla beraber yaşıyorum. Bir süredir böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altındaydı. Bugün acı haber geldi. 87 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm onun için bir son değildi. Aksine hayat arkadaşına kavuşmanın tek yoluydu. Allahu Ekber. Vasiyeti üzerine kendisini Müslüm Gürses babamızın üstüne defnedilecek. Bizim babaya kavuşmayı çok istiyordu. Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Bir zamanların fenomen gelin adayı Sinem Umaç Türkiye'nin diken üstünde olduğu şu günlerde akıl almaz bir paylaşım yaptı. Evde kal kampanyasına tepki gösterdi. Risk taşıyor 80 yaş ve üstü ama çok kötüyüm ben yaşlar ölsün diyor. Linç yemek de hiç umurumda değil. Koronavirüsü endişesi toplumu ekonomik ve psikolojik olarak etkiledi. Bunu sen de kapacaksın ben de kapacağım. Bundan kaçamayız. Nasıl ki domuz gribini ve kuş gribini hepimiz şey yaptık geçirdik. Atlattık. Onlardan birisi de hayvansever kimliğiyle tanınan Sinem Umaç. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs tehdidi için bu kadar büyütülmez ki dedi. Yaşlıların %14'ünü öldüren bir virüs birçok kişinin iflas etmesine sebep olacak diye de ekledi. Ben çalışanlara izin verdim. Bizim aylık giderimiz 60 bin TL şu an kazanç sıfır. Nasıl ödenecek bu SSK'lar? Nasıl ödenecek bu kiralar? Umaç ekonomik zorluk çektiğine dair bir tweet attı ve o tweette yaşların %14'ünü öldüren virüs nedeniyle birçok kişi iflas edecek dedi. Sosyal medyanın tepkisini çekti. Aslında yazdığım şeyler o kadar net ve açıktı ki ama yanlış anlamaya ve birilerini linç etmeye, bir kötü bir şey yaşanırken birini sorumlu tutmaya çok alışkınım. Sinem Umaç'la konuştuk. Bakın kendisini nasıl savundu. Evet, bir koronavirüsü var. Daha önce de bir sürü grip atlattık. Risk taşıyor. 80 yaş ve üstü. Şimdi diyorum ki bu kadar panik havası yaratmayın. Zaten risk grubu 80 yaş ve üstü. Yakınları o risk grubunda olanlar bu cümleleri duyunca beyninden vurulmuşa döndü. Sen 80 yaşındaki yaşlar ölsün de ben para mı kazanayım diyorsun. Yahu böyle bir şey söyler miyim? Burada 13 tane köpeğe bakan bir kişi böyle bir şey ister mi Allah aşkına? Twitter'da verdiğiniz cevaplarda para için yaşlar ölsün diyorum cümlesi var. Orada da bak yine yanlış anlaşıyor anlama. O bir sürü tweetin altına yazdım dedim ki 2 haftadır hava çok soğuk. Yani yaşta ölsün diyebilecek biri köpeği tutuyor. Ama çok kötüyüm ben. Yaşlar ölsün diyorum. Yani orada ironi yapıyorum. Sinem Umaç öyle cümleler kurdu ki belli ki Türkiye'nin kapısına dayanan ölümcül virüs tehlikesinin farkında değildi. O panik havasına sen yaratırsan yaşlı şimdi markete gidip alışveriş yapar işte. Ama orada linç yediğim kişilerin çoğu da kurumsal firmada çalışıp iznini alıp yan gelip yatıyor, maaşı tıkır tıkır yatıyor. Ama bu şirket nasıl ödeyecek acaba o maaşı? Benim de şu an çalışanlarım yatıyor ama ben ödeyeceğim onların maaşını. Şu an sıfır kazanç, sıfır üretim, hiçbir şey satamıyoruz.